Merhabalar sevgili Özgür takipçileri. Ankara Kulisi programına hoş geldiniz. Ankara Kulisi'nde bugün Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ya da adını daha doğru koymamız gerekirse Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatında biraz daha ayrıntılarıyla Türkiye'nin pozisyonuna bakacağız. Zira bugünlerde Ankara'da konuşulan önemli konuların başında Ankara bu savaşta taraf mı, ara bulucu mu sorusu geliyor. Tabi hemen belirtelim ki Rusya'da, Ukrayna'da, Türkiye'nin buluculuk açısından yaptığı çağrılara pek de yanıt vermiyor. Ee, her iki ülkeden farklı beklentiler var elbette, lakin arabuluculuk konusunda her iki ülkede e, Türkiye kanadından Ankara'dan gelen özellikle iktidar kanadından gelen arabuluculuk çağrılarına bırakın sıcak bakmayı yanıt dahi vermemeyi en azından şimdilik tercih ediyor. Öte yandan, peki Türkiye bu savaşta taraf mı? Malum, savaşın ilk günlerinden bu yana Ankara'dan gelen açıklamalar dengeyi korumaya yönelik açıklamalardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekatın başladığı cuma gününden itibaren yaptığı tüm açıklamalar Ukrayna'ya yönelik Rusya'nın işgal harekatını kabul edilemez bulurken bir diğer yandan da geçtiğimiz gün doğrudan doğruya hem Erdoğan tarafından hem de iktidarın önemli ağızları tarafından dile getirilen Önemli bir husus daha öne çıkıyordu. Ne Ukrayna'dan ne de Suriye'den, düzeltelim. Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçemeyiz. Aslında Suriye'den vazgeçememe konusu da doğru ya. Belki bunu da bir başka programda konuşmak gerekecek. Gelelim şimdi başka önemli bir konuya. Türkiye bu savaşta gerçekten de bahsi geçtiği gibi bir denge unsuru mu ya da bir denge mi kurmaya çalışıyor yoksa arka planda bambaşka şeyler mi var? Aslında ee, hem iki açıklama hem de o iki açıklamanın bize gösterdiği görülüyor ki. Aslında denge çoktan bozulmuş durumda. Şimdi o denge'nin yerine getirilmesi sağlanıyor. Nasıl mı? Şimdi malumunuz olduğu üzere Türkiye Ukrayna'ya uzunca bir süredir TB2 Bayraktar adlı silahlı insansız hava araçlarının satışını gerçekleştiriyordu zaten. Rusya'nın bu harekatı bekleniyordu ve bu beklenen harekat karşısında Ukrayna'ya çok sayıda siha satılmıştı. Bu sihalar sahada aktif bir görev alıyor ve e, kimi noktalarda da Rusya'ya Rusya'ya ait komoylara zayiat verdikleri de kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında. Öte yandan Rusya'dan gelen açıklama da bazı TB2 bayraktar sihalarının düşürüldüğüne dair. Ancak Ukrayna'nın geçtiğimiz gün henüz savaş devam ederken ve özellikle batılı ülkelerden milyar dolarları aşan silah yardımları destekler akarken Türkiye'den Bayraktar adlı SİHA'yı talep ettiğine yönelikti. Ve Ukrayna Savunma Bakanlığı bu konuda Ankara'dan hiçbir açıklama gelmezken Bayraktar grubunda herhangi bir açıklama gelmezken ortaya koydu ki savaş devam ederken yani artık neredeyse birinci haftasına geldiğimiz savaş devam ederken Türkiye'den Ukrayna'ya TB2 bayraktar sihaları gönderilmiş. Yani hem geçmişte gönderilen ve şu an itibariyle havada aktif görev alan bayraktarlar yani sihalar bulunuyor hem de savaş devam ederken talep edilen, istenilen yeni sihalar da Ukrayna'ya teslim edilmiş durumda ve bunu Ankara'daki birçok kaynakta doğruluyor. Her ne kadar resmi bir açıklama gelmese de Ukrayna Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklamayı doğrudan doğruya doğrulayan bilgiler de söz konusu. Öte yandan iktidarın içerisinde yer alan ama iktidarın dışındaymış gibi de pozisyon almaya çalışan Doğu Perinçey'in iktidarın önemli şirketlerinden, iktidara yakınlığıyla da bilinen önemli şirketlerin yöneticisi Etem Sancağı Perinçeyin dediğine göre kendisinin talebi üzerine ancak bu ne kadar doğru bunu belki ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Rusya'ya gittiğini ve Rusya'da bazı görüşmeler yaptığını da biliyoruz. Çünkü savaş devam ettiği sırada da Türkiye'den havalanan bir özel uçağın e, hava radarlarında takip edilebildiği kadarıyla Rusya'ya gittiği de görülmüştü. Ve Türkiye'den çok sayıda da özel uçak bu sıralarda Rusya ile Türkiye arasında e, bir e, mekik dokuma yarışına da girmiş durumdalar. Yani esasen baktığımızda Türkiye şu an itibariyle her ne kadar resmi açıklamalar ile bu an yürütülen savaşta denge kurmaya çalışılıyor. Çalışıyor olsa da aslında tarafını seçmiş gibi görünüyor. Zira Ukrayna'ya yeni siyah satışları ya da gönderilmesiyle birlikte denge Türkiye'de Ukrayna lehine değişmiş durumda ve bu bozulan dengenin az önce sürgüli isyan ederek adını telaffuz ettiğimiz başta Suriye sahası olmak üzere başka alanlara yansımasının önüne geçmek için de belli başlı girişimlerinde devreye girdiğini küçük çaplılarının en azından ortaya çıkışıyla Perinçey'in ağzından görmüş oluyoruz. Bu arada Ankara'da konuşulan bir diğer ihtimal ise çok daha dikkat çekici. Malumunuz olduğu üzere Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında Avrupa'nın neredeyse tamamının, Amerika Birleşik Devletleri'nin hava sahası kapanmış durumda Rus uçaklarına. Tam da bu nedenle kurulduğu günden bu yana yani inşaatı bittiği günden bu yana yeteri kadar verim veremediği için yük olmakla da eleştirilen İstanbul Havalimanı'nın Türkiye için Tam da bu noktada belki biraz Amsterdam schimpol Havalimanı benzeri olacak şekilde bir aktarma istasyonuna dönüşebileceği umudu besleniyor. Ankara'da bu da dikkat çekici bir diğer umut. Yani Rusya'dan kalkan uçaklar ya da yolcular İstanbul'a gelecekler. İstanbul'da Rusya'ya ait olmayan belki Türk Hava Yolları, belki uluslararası başka havalimanı havayolu şirketleriyle yeniden batıya doğru seferlerine devam edebilecekler. Bu da Ankara açısından bir yerde İstanbul Havalimanı'nın daha aktif kullanılabileceği umudunu da yaratmış. Bu da hatırlayalım sık sık AKP iktidarından duyduğumuz krizin getirdiği fırsatlar cümlesinin bir başka dışa vurumu mu? Bunu da önümüzdeki günlerde görüyor olacağız. Ama artık şunu netlikle söyleyebiliriz ki denge bozuldu. Türkiye dengeyi yeniden sağlamaya çalışıyor. Ankara Kulisi'nden bugünlük de bu kadar. Bir başka programda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.